Çoban Çayı'nın çok yakınındayız da. Buralar biraz boş gibi. Oo, yine ne güzel çıkıyor araba. Güzel manzara değil mi? İyice mi suyun dibine inelim? Evet. Suyun dibi olsun. Ne kadar çok su var. Bayağı bol su ya. Şuna bak. Aynen. Balık da vardır. Vardır, olmaz. Ama ben balık tutulmuyor diye biliyorum. Burada balık tutulmuyor mu? Yasak değil mi balık? Yok. Su kenarına çıktık aslında. Aynen. Ama çok yukarıdayız. Ya, altından akıyor gidiyor işte fıstık gibi. Az önceki yer daha güzeldi. Hem ağaç altıydı bence. Sizce? Valla. Evet. İnip bakalım bir. İnelim. Bak burada da çok güzel bir his var. Alttan su akıyor. Tam sıfırsın. Ha, bakalım. Ama şu toprak kayar mı ki? İnsan başını döndürüyor ya. Şuna bak. Aa, altı boş gibi. Uçurum gibi. Ne diyorsunuz? Bura mı ora mı? Bence öbür taraf. Bade. Söyle. Bence diğer taraf. Şu tarafa bakalım bir de. Bak şurada gölge var, oraya bakalım. Hatta buraya karavanla gelinmez mi? Yolu çok mu kötüydü? Yo, bence gelinir. Gelinir. Yani birkaç tane kötü şey vardı böyle. Bölüm. Oraları aşabilirsen. Buradan geçmez mi karavan böyle çekiliyor? Geçer geçer ya. Baksana elinde gölge. Galiba şurası da balık çıkmak için. Ya işte böyle suya sıktı yerler daha güzel. Buraya ağ atılmaz mı mesela? Hemen aklına gelen şeye bak ya. Ama oltayla gelmek lazım. En azından bir at çek yapılır ya. Çok güzel. Ay, çok güzel manzara değil mi? Hatırlıyor musunuz? Kışın gelmiştik de hiç su yoktu. Kış mıydı? Burası mıydı? Evet, karşı taraftaydık. Ha, bizim arılar şuradaydı. Aynen, zaten. Arıları oraya koyuyorduk ya. Bade, hatırlıyor musun? İçinde yürümüştük buraların, hiç su yoktu. Nehrin içinde yürümüştük ya, çukurlar vardı içinde kocaman. Güzel su var. Gelmemize gerek var mı? Arabayı getirin keserim. Tamam, domates kesiyorum. Neden? Çok zor kesiyorum. Ama ben keskin bıçak getirdim. Hayır. Bunlar da işin hilesi. Sarımsak. Patatesli yumurtanın olmazsa olmazı. Patatesli yumurtanın birinci hilesi bu. İkinci hilesi bu. Ama bunu şimdi açmayacağım, biraz sonra. Niye meraklandırıyorsun bizi? Azıcık bekleyin. İş bölümüne bayılıyorum ya böyle kamptayken. Herkes bir şey yapıyor. Bunu evde de yapın. Bunu evde neden yapmıyorsunuz? Evde böyle manzaralı yer oluştur, biz de yapalım. Acıktınız mı? Evet. İstersen altını aç, yavaş yavaş doğradıklarımızı atalım içine. Tamam. Biraz çok mu olmuş? Yok yok, iyi yeriz ya. Ama sanki bu yetecek gibi, bir bu kadar daha var. Bence yeriz. Bade. Yeriz, yeriz. Bir de buna şimdi sucuk katacaksın sen. 6 tane de yumurta katacağız. Biz niye böyle bir şey yaptık? Sabah yeriz ya artık. Bence yeter. Açık hava yediriyor ya. Şu manzaralı yemeyeceksin de nerede yiyecek? Ekmeksiz gömeriz. Ha, bir tane de ekmek getirdik. Aynen. Daha meyve var, kuru yemiş var, çay var. Çok
etmesi lazımdı. Burada vardır balık değil mi Gül? Neden olmasın yani, su var sonuçta. Ve bunun ucu yani Atatürk mü? Aktürk yok. Ne barajıydı? Atatürk. Hayır. Atatürk Akköprü. Akköprü. Akköprü barajında alabalık tutmuştuk geçen sene. Bu oradan geliyor bu su. Sarı balık var, sazan var. Sarı germeye dökülüyor. Döküldüğü yerde de balık var. Aynen. İki ucunda balık var. Buradan iyi olmasın. Bir dahakine en azından atacak falan yapalım ya. Biz neden olta getirmedik onu açıklayayım mı ben? Biz çünkü buraya gelmeyecektik. Evet. Biz başka bir yere gidecektik. Son anda karar değiştirip buraya geldiğimiz için olta getirmedik. Yoksa bir balıkçı oltasız asla su kenarına gelmez. Ben kendime yakıştıramıyorum şahsen. Neyse iyi içip gideceğiz artık. Bir dakika. Bugünlük böyle olsun. Sarımsak her yemeğin mükemmeli. Özellikle patatesli yumurtaya çok yetişiyor ve ben bunu Hakan abiden öğrendim. Ama Hakan abinin bundan haberi yok. Hatta ilk koyduğumda çok şaşırmıştım, ne alaka demiştim. Sen koy koy görürsün pişince demişti. O günden beri mutlaka koyarım yani. Sarımsak kokusu var ya, acayip değil mi? Nasıl geldi değil mi? Aynen, süper. Gördüm sana, sarımsak çok güzel. Şimdi birazdan ikinci hileyi de vereceğim. Bade, bu salatalıkta bir azalma var sanki. Yo. Yo diyor, ağzına atıyor ya. Yo. Hayret bir şeysin. Domatesi yeme bari. Doğrayamıyor onu, doğrasa yiyecek de. Çatallar, domatesle çok güzel şeyler yaptım. Bak nokta nokta, sanat çizdim burada. Maşallah çok iyi. Sağlıklı takılıyoruz buğday ekmeği. Biraz ekmeği sarı, de bıraktın ha. Sarı buğday ekmeğiymiş bu. Evet. Senin için büyük bir gelişme. İkinci sırrımı da vereyim mi? Ver bakalım. Bunu da Hakan abiden öğrenmiştim. Ne o? Ta 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 tam, tereyağı. Yumurtalı patatesi tereyağı. Aynen. Bunu da Hakan abiden öğrendim. Şöyle üstüne azıcık tereyağı koymuştum. Oo. Bence yakışır. Ay hatta hepsini koyayım mı? Çiçek çiçek. Koyayım hepsini. Koy ya. Bir daha mı geldi dünyaya? Vallahi onun kokusu da geldi. Şimdi ne kaldı? Yumurtalarını kıracağız. Değil mi? Yumurta kaldı. Pişince küçüldü ya. Öbür patatesle doğrasamaymışız. Kırayım mı yumurtasını? Kır bakalım. Bade, efendim? Senin niye hiç normalin yok? Burası da eğlenceli. Şimdi size babanız Lada Niva aldığında üstüne nasıl çıkılır onu öğreteceğim. Öncelikle önde böyle bir demir var. Oraya basıyorsunuz. Sonra böyle basıyorsunuz. Sonra burası zaten bayağı güçlü. Ya bassanız bir şey olmuyor. Sadece burada demirlere basmaz gerekiyor. Çünkü üstü çöküyor. Buradan böyle. Böyle çıkıyorsunuz. Sonra lastiğe de çıkabilirsiniz. İşte bu kadar. Kırmızı biber mi atıyorsun? Aha. Acı olmaz değil mi ya? Az atacağım. Biber çok acı çünkü. Hmm. Ama son dokunuş olmazsa da olmaz. Yani. Okey, hazırız. Tamam. Oh, müthiş görünüyor ya.
Özlemişim, o kadar uzun zamandır yemiyorduk ki. Bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Dalaman çayının... Ay düşürdüm. Dalaman çayının patatesli yumurtası çok meşhur. Çok lezzetli oluyor. Gelin ve burada patatesli yumurta pişirin. Buraya özellikle patatesli yumurta yemeye gelebilirsiniz. Havasından mı, suyundan mı, neyinden acaba? Şu manzaranın patatesli yumurtası. Değil mi Bade? Bakalım beğenecek misin? Hadi başlayalım. Çay biraz daha var çayın olmasına. Biz başlayalım, sonra çayları koyarız. Hadi Badişim geç. Nereye oturacaksın? Buraya. Ben kamp sandalyesini alayım. Onu. O da rahat. Hadi soğutmayın hadi. Güzel olmuş mu? Güzel, beğendiniz mi? Ben bayıldım valla. Bade? Güzel. Kaşık o vermiş, çatalla zor oldu. Bana. Çay olmuş mudur? Ya. Oha. Ha, kuşmuş. Balık atladı değil mi? Balık gibi bir şey şey atladı, kıtaya çarptı sandım. Kuş uçup kıtaya konmuş. Ha, şu küçük kuş. Hı-hı. Çok lezzetli değil mi? Hı-hı. Bir şey diyeceğim, ben buraya kimse gelmiyor falan sandım da herkes geliyormuş mesela, her yerde çok var. Ben mi? Çok mantıklı bir yer ama ya, eve de çok yakın, kaç dakika? 4. Ben köprünün altına gitmek istiyorum. Gündüz güzel olması sıcak. Kışın da güzel olur. Su kurumazsa. Kuruyunca içinde yeriz. Değişik sistemlerde balık tutmayı burada deneyeceğim işte. Rampe gibi. Şuralara taşı dizeceğim, şurayı çevireceğim falan. Yemekten sonra gezi yaparız değil mi? İsteyen var mı başka? Hı hı. Bade? Ne? Yiyecek misin? Evet. Ona göre bak, anneyle paylaşacağım. Evet. Biraz daha iyi bari, az koydum ya. Evet. Değil misin? Evet. Akşam acıktın değil mi sonra? Evet. Klasik ebeveyn lafı değil mi? Hı. Akşam acıktın değil mi sonra? Evet, ben yine arabanın üstündeyim. Annemle çekeceğim. Güzel durursammıştım, o kadar da güzel durmuyor. Şurayı yakmışlar. O yüzden siyah görünüyor. Birazdan burayı topladıktan sonra bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru gezeceğiz. Şurayı görünmüyor ama kayalıklar var, oraya gitmek istiyorum. Çok da kayalık gelmez. Böyle. Akşam yürüyüşü de keyifli değil mi burada? Yük de bayağı derin ya, sese baksana. Sonra neden öyle ses çıkıyor? Brum. Bir şey söyleyeceğim, şurayı tadilat yaptırıp orada yaşayalım mı? Hayır. Neden? Çok nemli. Evet, esmiyor da. Kışın güzel olur ya burası. Fazla sağa yaklaşmayın. Hazır mısınız?